2019 yerel seçimleri. Her şey bir aşk hikayesiyle başladı. Ama İstanbul sevdiği adama kaçtı. Büyük aşk hikayesinin ardından ayrıldığını kabul etmeyen takıntılı eski sevgili gibi sabaha pankartlarla uyandık. Aslında seçim sabahı herkes çok mutluydu. Bütün liderler başarılarını duyurmuştu. Tabii ya, ben de paşayım. Sen de paşasın, gel öpeyim. Hı, canım benim. Hadi siz de paşa olun. Herkes paşa olsun. Hepimiz paşayız. İşte yılan hikayesine dönen seçimlerin ardından yaşanan trajikomik olaylar. Unutmayınız. İstanbul'da teklersek, Türkiye'de tökezleriz. İstanbul'da seçimi kazandık. Tebrik etmeyi iyi bilirim ama tebrik edilmeyi de halen bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu 4.159.650. Binali Bey'in 4.131.761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Mazbata kime verilirse başkan odur. Ben şimdi soruyorum, Sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı? Yok. Türkiye'de sandıkta kim hile yapılıyor diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim. İtiraz edilen sandıklardaki oylar yeniden sayılacak. Boşuna uğraşmayın. Atalan Üsküdar'a geçti, haberiniz yok. Oylar vallahi sahip çıkamadık abi, çalındı oylar. Ya ağlak ağlak gezmeyin, adam gibi çalışın, biraz dürüst olun, dürüst, dürüst ne olur. Adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti. Bir seçim yapalım bakalım. Seçimler açık, herkes aday olabilir, seçime girebilir ama kazanmak yasak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmen, orada burada hava atmanın ne anlamı var? Yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız. Seçimin en çok konuşulanı Anadolu Ajansı. Önce size Anadolu Ajansı'nı anlatmak istiyorum. Anadolu Ajansı, Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kuruldu. Ajansın kurulma amacı, Kurtuluş Savaşı'ndaki doğru bilgileri Türk vatanına aktarmak ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaktı. Anadolu Ajansı, Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından, devletimizin resmi ajansı. Şimdi ajansın genel müdürü Şenol Kazancı. Kartal İmam Hatip Lisesi'nden Bilal Erdoğan'ın arkadaşıydı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın kurucu başkanlığını yaptı. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptı. 2014 yılında da Anadolu Ajansı'nda göreve getirildi. Bütün kanalların seçim sonuçlarını aldığı tek kurum burası. 31 Mart günü herkesten önce seçim sonuçlarını çatır çatır açıkladılar. Binali Yıldırım önde gözüküyorken Anadolu Ajansı 23.21'de Türkiye genelinde seçim sonuçları için veri akışını birden kesti. Kimse ne olduğunu anlamadı. Kedi de girmedi. Herkes bir cevap beklerken Anadolu Ajansı veri akışında sorun olduğunu söyledi. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nda sandıklar açılmaya, oylar sayılmaya devam ediyordu. 1, 2, 3, 8.342, 8.343, 8.343, 8.344, 8.345, 8.345. Tekniği buldular. Day 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 day. Binali Yıldırım da Ekrem İmamoğlu da çıktı, kazandığını açıkladı. İstanbul'da seçimi kazandık. Teşekkürler İstanbul. Tebrik etmeyi iyi bilirim ama tebrik edilmeyi de halen bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Tam 13 saat 47 dakika boyunca Anadolu Ajansı'ndan çıt çıkmadı. Biz de şaşkınlıkla neler döndüğünü izledik. Ertesi gün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Bey geldi ve bombayı bıraktı. Şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu 4.159.650 bana giren rakam. Binali Bey'in 4.131.761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Açıklamanın ardından 3 saat geçti. Anadolu Ajansı nihayet verileri güncelledi. Bu sefer İmamoğlu öne geçti. Arkadaşlar bitmemiş.
sonuçları YSK'dan almadığını hiç açıklamadan Anadolu Ajansı. Hep YSK sonuçlarını abonelerimize duyuruyoruz dedi. Biz de senelerce televizyonda bu sonuçları izledik. Ta ki Sadi Güven'in Anadolu Ajansı'nın ifşasına kadar. Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden beri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam 90'ları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı'na herhangi bilgi servisi yapmıyorum. Sahada veri toplayan Anadolu Ajansı görevlisi bir Allah'ın kulu yok. Peki bu veriler yıllardır nereden alınıyor? Artık cevabı siz verin. Mardin'in Ömerli ilçesinde vatandaşlar seçim sonuçlarını kutlamak için sokağa çıktı. Yılmaz Altındağ Kalaşnikov ile havaya ateş açtı. Yanındakiler de Altındağ'a eşlik etti. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde AK Parti Belediye Başkanı Osman Topaloğlu seçimleri kazandı. Seçilir seçilmez ona oy vermeyen seçmenleri hizmet götürmemekle tehdit etti. Kendisine oy vermeyenleri listelerden tek tek tespit edeceğini söyledi. Milletin vergisiyle millete hizmet götürmeyecek. O gördüğünüz listeleri yarından itibaren tek tek inceleyeceğim. 2014 ve 2019 arasındaki değişimlere bakacağım. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım lan. Hepinizi bulacağım bir gün. Toplumu ayrıştıran, belediyeyi babalarının çiftliği sanan bu şahısların yerine derhal kayyum atanmalıdır. Gelelim muhtar seçimlerine. Zonguldak Yeni Doğanlar Köyü'nün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını söktü. Seçimler var ya, ne olmuştur seçimlere? Senin parti boku yemiştir, bir oy çıkmıştır. Ha? Ne diyorsun lan sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey, bir oy ha! Vallahi benim oyumdur ağam! Benim oyumdur ağam! Ulan kavaklar, bir oyu ikiniz verdiniz de benim oy nereye gitti? Bir diğer muhtar adayımıza bakalım. Ahmet Yasan. Seçimlerden önce poğaçalar yedirdiği, çok sevdiği seçmenlerine çok şükür ki seçimi kaybedince küfürler yağdırdı. Ben 2000-2500 oy hesaplıyorum la. Nerede la bu boy? He? Bin yapmamıştır la, bin. Sizin karınızı... Karınızı da, çocuğunuzu da bah demedi demeyin. Konya'da bulunan Minnoş muhtar adayı Zafer Öztaş seçimi kaybedince vatandaşa böyle teşekkür etti. Kütahya Yoncaağaç Köyü'nde 3 dönem boyunca muhtarlık yapan İhsan Pektaş bu seçimlerde dinlenmek istediği gerekçesiyle aday olmadı. Sandıkların açılmasıyla beraber seçmenlerin el yazısıyla Pektaş'ın adını yazarak oy verdiği ortaya çıktı. Pektaş adaylığını koymadığı halde 4. sefer muhtar seçildi. A Haber programında Amerika seçim analisti olarak Kenan Demir isimli bir uzmana yer verdi. Buraya kadar her şey normal. Fakat Kenan Demir'in bir seçim analisti değil, North Carolina'da Sultan Kebap isimli bir lokantanın sahibi olduğu ortaya çıktı. Malatya'nın Püsürge ilçesinde oy verme işlemleri sırasında çıkan kavgada iki sandık görevlisi açık oy kullandırılmasına izin vermediği için silahla vurularak öldürüldü. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler bir çocuk istismarı örneğidir. Ya git Fetih suresini oku, belki geri döner. Çark bize dönüyor. Canım iyiyim ya, senden annesin ya. Tamam geri, inşallah geri bize dönecek. Senden onlara sinirliyim. Allah belasını versin zaten. Fetih suresini okuyacağım ve tekrar sarıldığı zaman bize dönecek o. Gencecik kızımız duygusal bir travma yaşıyor aslında. Annesi ise bu travmaya destek oluyor. Beynine ve diline nefret söylemleri yerleştiriliyor. Üstelik bu anları videoya çekiyor. Ha? Fetih suresini tamamlayacaksın ve Allah geri bize döndürecek onu. Nasıl ayırsın ya? Sizde 99 bitmiş yani, sandıklar bitmiş. Ben nasıl tekrar sayarsın? Tekrar itiraz edeceğiz. Tekrar itiraz edeceğiz ve Cumhurbaşkanımız tekrar sevinecek inşallah. Dua etsen. Cumhuriyetim hakkı kazandı ama illeri kazanamadı. Tekrar say. Üzüldüm ya. Mersin'e dayıp beni kazandılar mı? İşte pislikler ha.
Allah onları yok etsin. Hepimizin şunu öğrenmesi gerekiyor. Ne X partisi ne Y partisi. Hiçbiri bir çocuğun tek bir gözyaşına değmez. Pırıl pırıl bir evladımız bilimle, sanatla, sevgiyle büyütülmesi gerekirken siyasi fanatizme kurban edilemez. Aynı topraklarda birlikte yaşadığımız insanların bizden farklı inançları, düşünceleri olabilir. Bu farklılık onları ya da bizi kötü yapmaz. Sadece bu topluma renk katar. Bu farklılıklara saygı duymayı öğrenmeliyiz. Aynı 100 yıl önce Çanakkale'de, İzmir'de, Antep'te bizi birbirimize kenetleyen Kuvayi Milliye ruhumuzda olduğu gibi ağlayan değil, pırıl pırıl gözlerle bakan çocuklarımızın olduğu yarınlara.